Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Cenevre görüşmeleri için bir açıklama var. Çavuşoğlu Cuma günü yapılacak görüşmelere PYD'nin çağrılması halinde Türkiye'nin müzakereleri boykot edeceğini açıkladı. PYD ile PKK'nın aynı terör örgütü olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz bir an evvel müzakerelerin başlamasını istiyoruz. Ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Suriye'de kesin çözüm siyasi çözümdür. Muhalefeti sulandırmak isteyen ülkeler, Rusya başta olmak üzere ek isimler dayatmaya başladılar. Bunlar rejimin kuklası olan isimler. PYD hangi sıfatla burada olacak? Terör örgütü Kürtlerin temsilcisi olabilir mi? Kesinlikle olamaz. Çünkü bunlar terör örgütü şeklinde konuştu." Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın da PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmeyeceğini söylediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Müzakere iki grup arasında yapılacak. Tüm konuştuğumuz muhataplar Demustra'da aynı şeyi söyledi. PYD'nin buraya davet edilmeyeceği Viyana'da aldığımız karar da buydu," dedi. Bu arada Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius da Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi'nin kendisine PYD'nin Cenevre görüşmelerine davet edilmeyeceğini söylediğini aktardı. PYD de eş genel başkanı Salih Müslim aracılığıyla kendisine veya başka bir PYD'liye Cenevre için davetiye gönderilmediğini duyurdu. PYD'nin Cenevre'de 29 Ocak'ta yapılacak Suriye müzakerelerine katılıp katılmayacağına dair bir açıklama da Fransa'dan geldi. Fransa, Birleşmiş Milletler'in PYD'yi görüşmelere davet etmeyeceğini açıkladı. PYD eş genel başkanı Salih Müslim de kendisine veya başka bir PYD'liye Cenevre için davetiye gönderilmediğini söyledi. PYD'nin de içinde yer aldığı Demokratik Suriye Meclisi'nin eş başkanı Heysem Mennay ise Cenevre'ye davet edildi. Ancak Salih Müslim, toplantıya davet edilen Heysem Mennah'ın kendilerine "siz olmadan biz de gitmeyiz" dediğini aktardı. Müslim, "Davetin gelmemesi teknik bir neden değil. Bazı iradeler her nedense buna karşı çıkıyor. Biz etkili bir güç olarak eğer katılmazsak Suriye için barış süreci tehlikeye girer ve akıbeti de Cenevre gibi olur," diye konuştu.